Ve üstelik bu tablo içerisinde muazzam bir takım sıkıntılar, bir takım çalkantılar da meydana geliyor. 12 Eylül hadisesi oldu biliyorsunuz. En evvel bizi tutuklayıp götürdüler. Şehzadebaşı Camii'nde yığın yığın peydahlanan cemaatin o çoğunluğu, yoğunluğu neyse istihamı, içtimağı çok yerleri ürkütmüş, korkutmuş, çok mevkileri, makamları ürkütmüş, korkutmuş olacak ki 12 Eylül'den hemen sonra derdest bizi tutuklayıp götürdüler. Günlerce hücrelerde kaldık. Yerin altında, üçüncü katta, dördüncü katta işkencelere tabi olduk. Anamızdan emdiğimiz vallahi burnumuzdan geldi. Soruşturmada sivil polisler, siyasi polisler dinimize, imanımıza, Allah'ımıza küfrettiler. Buradan anlatmak mümkün değil. Cereyan enerjisiyle anamızı ağlattılar. Parmaklarımızdan verdikleri cereyanlarla akciğerlerimiz, karaciğerlerimiz burnumuzdan gelecek hale geldi. Sonra sıkı yönetim mahkemesine götürdüler. Selim yapışmasının zemininin altındaki odalara sıçanlarla beraber bizi hapsettiler. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sonunda ifadeye çağırdılar. Sıkı yönetim başsavcılığında ifademiz alındı. Dosya kabarmış, raporlar üst üste verilmiş. Koca bir tahkikat dosyası. Yüzbaşı sordu, ifademizi alıyor. Ya tamamen cezaevine gönderecekler yahut da tahliye edip evimize geleceğiz. Sıkı yönetim savcısına ifadeye çıktığımız zaman iki şeyden birisi oluyor. Ya tamamen tutuklanıp cezaevine gönderiliyorsunuz yahut tahliye ediyorlar, çıkıp evinize geliyorsunuz. İki halden birisi olacak. Savcının huzuruna sıramız geldi, çıkarttılar. Önünde kocaman bir dosya. Yüzbaşı rütbesinde olan savcı sordu. Dedi ki, kardeşim dedi, siz dedi camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız dedi. Şöyle konuşmuşsunuz, böyle konuşmuşsunuz. Camilerde, öyle ya da meydanlarda değil de camilerde, başka bir şey değil zaten. Camilerde Müslümanları ayağa kaldırmışsınız. Yani isyana teşvik etmişsiniz demek istiyor. Ayağa kaldırmışsınız. Ne diyorsunuz dedi. Hakkınızdaki raporlar böyle yazıyor. Hakkınızdaki soruşturmalar böyle olmuş. Siz dedi niçin böyle yaptınız? Camilerde halkı, insanları niçin ayağa kaldırdınız? Dedim ki sayın yüzbaşım, sayın savcım dedim, bana 5 dakika mühlet tanırsanız cevap vermeye çalışayım. Görüyorum ki dedim zaman vermiyorsunuz. 3 dakikada çıkıyor girenler, meramını ifade edemiyorlar. Bana 5 dakika tanıyın, mesele tamamdır. Konuş bakayım dedim. Dedim ki camilerde biz vaaz ediyorduk. Bahusuz cuma günleri cuma ezanına 1 saat kala kürsüye çıkıyorduk. Önümüzde toplanan cemaate vaaz ediyorduk. Vaaz ederken biz kürsüde önümüzde toplanan cemaati müsliminin içinde cemaatimizin arasında amir ile memur bulunmaz dedim. Amir bulunmaz, memur bulunmaz cemaatin arasında. Niçin dedi? Dedim ki devlet daireleri cuma günü tatil değil, mesai devam ediyor. Pazar günü gibi değil ki daireler kapalı olsun da amirler, memurlar camiye gelebilsin. Cuma günü mesai var. Daireler açık.
Mesai devam ediyor. Amirler, memurlar cuma günü bizim vaazımıza gelemezler. Çünkü vazifeleri devam ediyor. Paydos değil, tatil değil. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedi, işçiyle işveren bulunmazdı. Niçin dedi? Dedim ki iş yerleri devam ediyor. Fabrikalar çalışıyor. Atölyeler çalışıyor. Pazar günü gibi tatil değil ki fabrikayı kapatsın da gelsin işveren işçi. Mesai devam ediyor. Tamam dedi. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında dedim yine cuma günü öğretmen ve öğrenci bulunmazdı. Niçin dedi? Okullar açık dedim. Tatil değil ki öğrenciler gelebilsin. Öğretmenler gelemiyor. Öğrenciler gelemiyor. Okullar açık. Eğitim devam ediyor. Tamam dedi. Aynı şekilde dedim benim vaaz ettiğim cemaatin arasında cuma günü subay, assubay, çavuş, erbaş bulunmazdı. Asker bulunmazdı. Niçin dedi? E dedim pazar günü gibi değil ki. Cuma günü tatil değil. Her taraf açık. Mesai var. Gardiyonlar açık. İzin yok. Müsaade yok. Kimse gelemezdi. Doğru dedi yüzbaşı. Peki öyleyse yüzbaşım dedim. Benim vaaz ettiğim cemaatin arasında amir yok, memur yok. İşçi yok, işveren yok. Öğretmen yok, öğrenci yok. Subay yok, assubay yok. Benim cemaatim arasında bunlar yoksa kim var? Emekli insanlar, göbekli insanlar, yaşlı insanlar, işi bitmiş, işi kesilmiş, mühürü teslim etmiş insanlar var. Dünyada artık alacağı bir şey kalmamış, emekli olmuş, fonksiyonu gitmiş, aksiyonu kesilmiş, hareketi bitmiş, işi gücü kalmamış insanlar toplanıyor. Ben bu adamları ayağa kalkırsam ne olur, yatağa yatırsam ne olur dedim. Emin olun sizin gibi yüzbaşı hafifçe güldü. Dedi ki hemşerim bu raporları tutan dedi namussuzlar dedi. Bir de bir küfür etti. Hilaf-ı hakikat yapmışlar dedi. Ben seni dedi serbest bırakıyorum, tahliye ediyorum. Doğru evine git kardeşim dedi. Çıktım evime geldim aylardan sonra. Camilerimizin hali bu. Amiri yok, memuru yok. Öğretmen yok, öğrenci yok. İşçi yok, işveren yok. Kim var? İşi gücü kalmamış, gideceği yer bulamamış, çıkmış camiye gel. Bu cemaatimiz ne yapacağız? Asıl insanlar konuşmamız gereken, anlatmamız gereken, irşad etmemiz gereken, elinde mühür bulunan, imza yetkisi bulunan, selahiyeti olan, makamı olan, mertebesi olan, mevkisi bulunan her türlü insanlar camilere gelemiyorlar. Onları bulamadıkça, onlara İslam'ı götürmedikten sonra hiçbir şey yapamaz.